Merhaba sevgili İzmir Haber TV izleyicileri. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün Barbaros Köyü'ndeyim. Urla İzmir arası olan bir köy. Barbaros Köyü çok güzel ve çok şirin bir köy. Eğer İzmir'de olup da burayı bilmeyen ya da İzmir'in dışında olanlara da söylüyorum. Barbaros Köyü'nün sakinleri, oturanları bugün Barbaros Köyü'nde aşure günü ilan etmişler ve bütün halkın katılımı, esnafın katılımıyla kazanlar kaynadı. Aşureler yapıldı ve herkes yemeye başladı. Ben de bu organizasyonun başında olan Selda Güleç Hanım'la konuşmak istedim. Selda Güleç yoğun bir program içerisindeydi. Yorgunluk onda. Selda Hanım, elinize yüreğinize yorgunluk. Sağlık. Nereden aklınıza geldi? Mutlaka tahmin ediyorum. Zaten her sene geleneksel olarak biz bir kocaman imalathane ailesiyiz. Aşuremizi hep yaparız ama Barbaros Köyü bizim hayatımıza girdiğinden beri pek çok etkinliğimizi Barbaros Köyü'nde de yapmaya başladık. Çok güzel. Aşure paylaşmaktır diyerek biz senelerdir kocaman ailemizin hep birlikte paylaşımıyla alınan bir kazanda aşuremizi hep kaynatıyoruz, dağıtıyoruz, hep birlikte yiyoruz. Çok ve güzel. Bu sene aşure paylaşmaktır. Dayanışmadır deyip Barbaros Köyü'nün meydanında kaynattık. Zaten Barbaros Köyü inanılmaz imece halinde yaşamını sürdüren bir köy. Çok farklı. Çok farklı. Gelenekleri içinde çağrıştırıyor. Herkes bir aile gibi ve geleneklerini yaşatma konusunda son derece böyle birbirlerine bağlı, geleneklerine bağlı bir yaşam çizgileri var. Barbaros Köyü'nde İnsanlar senelerden beri ev dibi dedikleri, imece usulüyle yaptıkları bir sürü işlerin içerisinde olmuşlar. İnsanlar dedi, özellikle de kadınlar. Barbaros Köyü kadını Bahar'cım gel, Bahar Köy kahvemizin işleten kahraman kadınımız. Ne güzel. Evet ve biz organizasyonu yaparken Bahar esas kahramandı diyebilirim. Buğdayımızı, her şeyimizi akşamdan, mesela ben şunu akıl edemedim. Normalde biz İstanbul'da yaşadığımız için biz akşamdan buğdayımızı ıslatırız falan. Islattın mı dedim Bahar'a. Dedi ki burası sıcak memleket. Biz gecenin serinliğinde ıslatırız. Yoksa kükrer, ekşir dedi. Bu benim çok için güzel. Bir tabii, mesela bir deneyimdi, farklılıktı. Dolayısıyla böyle bir yörenin tecrübeli kadınıyla beraber bunu yaptık. Harikasınız, süper. Süper, ne güzel. Bu bir kadın dayanışması aynısında. Evet. Genelde de hep öyle denir ya. Kadının eli değerse bu dünyaya, bu dünya güzelleşecek. Bahar bunu çok iyi burada yansıtıyor zaten. Çok güzel. Bahar Hanım, siz ne diyorsunuz? Yani bu organizasyonla ilgili, Barbaros Köyü ile ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler? Köyün geleneği. Köyümüze böyle güzel bayanlar geldi, daha renk kattı. Bizler bunları yapıyorduk her sene ama kendimiz evimize yapıp dağıtıyorduk. Bunu ilk kez Selda'mın sayesinde yaşadık ve daha çok güzel, keyifli bir şey oldu. Bizler akıl etmedik ama akıl akıldan üstündür. İyi ki gelmiş ikimize. Ne güzel. Yani birisi akıl verecek. Evet. Güzel, daha evet. Güzel, evet. Güzel köyümüze güzel insanlar gelince yaşasın, daha da güzelleşir. Elbette. Bereketi artsın. Bu köyün kadınlarının emeğinin yeri güzelce bulunsun. Gençleri bereketli işlerde çalışsın. Evet. Bunu ön ayak olmak. Nerelerden? İstanbul'dan çok güzel bir şey. Aşure'ye bir sürü arkadaşımız geliyor. Süper. Yani Barbaros Köyü'nde bu tür organizasyonlar olduğu sürece sanırım İstanbul'dan ya da başka şehirlerden de mutlaka gelecek olacak. Çünkü şu an çok keyifli bir ortam. Hepinize biraz göstermek istiyorum arka tarafta. Kalabalık bir köy meydanı haline dönüştü. Ve herkes Selda Hanım dediği gibi aşureyi tatmaya geldi ama sanırım o dayanışma için buradalar. Evet, kesinlikle. Çünkü genel slogan şeyimiz şu, hani biliyorsunuz aşure bir dayanışmadır, zenginliktir, bir paylaşmadır. Dolayısıyla Bahar Hanım'ın söylediği gibi fikir Selda Hanım'dan çıkmış. Uygulayıcısı Bahar Hanım olmuş. Ortaya da çok ciddi bir kadın dayanışması çıkmış. Evet. Sizleri kutluyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ elinize ederim. Sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Bugünlük bu kadar. Barbaros Köyü'nden gerçekten çok güzel bir ortam. Bu gelenek böyle devam eder umarım. Ve bu gelenek içerisinde değerlerimize sahip çıkarız. Benden bu kadar. Aşureyi tattım. Muhteşemdi. Her şey gönlünüzce olsun.